sıralamayla. Şimdi Diyarbakır'a uzanacağız. Çünkü bu Öcalan gelsin mecliste konuşsun açıklaması Bahçeli'nin. Acaba Diyarbakır halkında nasıl duygular uyandırdı? Güveniyorlar mı? İktidara güveniyorlar mı? Cumhur İttifakı'na güveniyorlar mı? İşte sorumuzun yanıtı haberimizde. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bahçeli'nin MHP grup toplantısında yaptığı bu açıklaması Diyarbakır'da tereddütle karşılandı. Önemli buluyorum. Bunun Devlet Bahçeli'nin söylemesi daha önemlidir. Mecliste söylemesi daha iyi önemlidir. Zaten çözümün tek noktası da budur zaten. Diyarbakırlılar bir önceki çözüm sürecine benzer bir sürecin yaşanmasından endişe ediyor. Eskisi gibi bir tekerlemeye dönüşmesine, yılan hikayesine dönmesin. Önemli olan bu hanenin samimi olması, işin arkasında yine işte dönüp dolaşsın, yine Kürt Mehmet nöbete dönüşmesin. Hiçbir zaman kimsenin ölmesinden taraf değiliz. Dürüst olmaları lazım. Dürüst olsunlar, ondan sonra bu girişime başlasınlar. En başta destek hepimiz biz veririz. Halkın bir bölümü ise iktidara güvenmiyor. Sadece kendi çıkarları için varlar açıkçası. Bundan öte bir şey yok. Herkes kendi çıkarı için bir parti kurmuş ama olan vatandaşı oluyor ne yazık ki. Yani onaylamaz mıyız? Onaylarız hani. Onaylarız da olmayacağını da biliyoruz. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını da biliyoruz. Değerli izleyenler, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarının ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Kışanak katıldığı bir programda Bahçeli'nin sözlerine gönderme yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Abdullah Öcalan'ın sesini duyabiliriz dedi. Gülten Kışanak'ın bu açıklaması aslında Gülten Kışanak'ta el yükseltti ifadeleriyle paylaşılıyor medyada, basında. Biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bunu ifade etmişti. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından ben de el yükseltiyorum demişti. İşte şimdi böyle yeni bir kelime dağarcığı daha girdi siyasetin kelime haznesine diyelim. Son dönemde sıkça kullanacağız galiba bu sözcüğü. İşte bir el yükselten kişi de Gülten Kışanak oldu. Ne diyor Gülten Kışanak? Bir kez daha yineleyelim. Çünkü oldukça çarpıcı bir açıklama. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde Öcalan'ın sesinin duyulmasının mümkün olabileceğini ifade ederek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı diyelim. Bakalım nasıl tepkiler gelecek bu sözlerine Gülten Kışanak. Şimdi devam edelim. DEM Parti nasıl tepki veriyor Bahçeli'nin bu sözlerine? DEM Parti kaynakları Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan'la görüşmesine izin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DEM Parti kaynakları Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'la görüşülmesine ilişkin medyada yer alan haberleri yalanladı diyelim. DEM Parti kaynakları Bahçeli'nin çağrısının ardından dün olağanüstü toplandı. Toplantıda süreci dikkatle takip etme kararı aldı. Yine DEM Parti kaynakları Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan'la İmralı cezaevinde görüşmesine izin verileceği iddialarını da yalanladı. Bu da sosyal medyada epeyce gündemde yer aldı diyelim değerli izleyenler. Şimdi bir başka tepkiden bahsedeceğiz. Peki bunu mu verelim önce arkadaşlar? Peki şehit babasının tepkisi geldi. Evet önce bunu verelim. Çok önemli çünkü. Şehit polis Hüseyin Dalgalıç'ın babası Şaban Dalgalıç, Abdullah Öcalan'ı meclise çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Beşiktaş Stadyumu'nun yakınlarında 10 Aralık 2016'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Hüseyin Dalgalıç'ın
babası Şaban Dalgılıç, Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet'te yer alan bir haberdi bu değerli izleyenler. Oğlunun şehit düşmesi sonrası borçlarını ödemek için evini satarak konteynerde yaşayan Dalgılıç, 40 yıl süren çatışmayı, bu kadar canı meclise gelsin diye mi verdik diye de sordu değerli izleyenler. Peki şimdi Bahçeli'nin bu sözlerine dün grup toplantısında ve yine bir hafta önceki grup toplantısında biliyorsunuz adım adım ilerledi Bahçeli. Sözleri çok çarpıcıydı, çok fazla siyasiden tepki aldı. Bu siyasilerden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bakın neler söyledi Bahçeli'nin sözlerine yanıt olarak. Bu memleketin hiçbir konusu, bu memleketin hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla öyle bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Bu memleketin bu büyük meseleleri veya bu memlekete ait her konu samimiyetle, içtenlikle, her insanını koruyan bir anlayışla, müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla, her insanını o milli çatının altında toplayacak bir duruşla derleyip toparlamayı gerektirir. Bu bağlamda yürünecek her yol, söylenecek her doğru söz, ortaya konacak her doğru tutum ve tavır bizde saygı görür. Ama bu tür kamusal işler, kamusun, toplumun, milletin geleceğini ilgilendiren önemli hususlarda işbirliğini, birlikte düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi ortaya koymadığınız takdirde o zaman bu milletin başına başka belalar açarsınız. Allah bu milleti belalardan korusun. Ve bu milleti ben bilirimcilikten korusun. Haydi bu turun son haberini de sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan için terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın demesinin ardından Öcalan'ın avukatları harekete geçti değerli izleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gelsin TBMM'de konuşsun çağrısının ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarının görüşme için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre İmralı F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde tutuklu bulunan ve 44 aydır haber alınamayan Öcalan'ın avukatları yeni bir başvuru yaptı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatlar ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu. Dediğimiz gibi hiç vakit kaybetmeden görüşme talebi için başvuruda bulundular diyelim. Ve yayınımızın başında söylemiştik, Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberindeki heyet